Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf çanta yayınları matematik soru bankasında üçgenler konusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet, üçgenler konusuna bakalım gençler. Üçgenler konusunda biz burada üçgenlerde kenarortay, açıortay ve yükseklikle ilgili bilgileri göreceğiz arkadaşlar. Evet. Aşağıda verilen üçgenlerin PR kenarlarına ait kenar ortayları çiziniz diyor arkadaşlar. Kenar ortayı çizerken arkadaşlar bizden istenilen kenarın öncelikle ne yapmam gerekiyor? Orta noktasını bulmam gerekiyor. PR'nin orta noktasına bakıyorum. PR'nin orta noktası belirledikten sonra diğer köşeden, karşı köşeden bir doğru parçasıyla o belirlediğim orta noktayı birleştiriyorum. Katlama sorularında da arkadaşlar aklımızda olsun. Bizden istenilen mesela PR kenarı ya. P ile R'yi birleştirip daha sonra açmam gerekiyor. Açtığım iz benim için katlama noktası. O katlama çizgisi aynı zamanda kenarı ortay olacak diye söylüyoruz. Kenar ortaylarda katlama noktasında, katlama sorularında istenilen köşeleri birleştiriyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim. Yükseklikte farklı, açıortayda farklı iş yapacağız. Bunlara sırasıyla söyleyeceğiz. Ben öncelikle P ile R'nin orta noktasına bakıyorum. Bakın 1, 2, 3. 1, 2, 3. Toplam 6 birim. 3'ü belirledim. Burayı da belirleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O halde 4'ümüz buraya geliyor. Ve karşı köşeyle birleştiriyorum. Evet, kenarı ortayları bulmuş olduk diyoruz. Kenar ortayı arkadaşlar gösterebilmek için de bakın şu şekilde birbirine eşit olduğunu gösterebiliriz. Evet, ikinci etkinlikle devam ediyorum. İkinci soruma baktığım zaman aşağıdaki KLM üçgeninde KM kenarı KL kenarı ile çakışacak şekilde katlanıp açıldığında oluşan kat çizgisi KD doğru parçası nedir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bakın KM'yi KL ile çakıştırıyor. Şu KM'yi alıyoruz. Ortadaki şekilde arkadaşlar bakın. KL kenarının tam üzerine getiriyor. Arkadaşlar bakın burada eşit olacak olan şey bizim için açtığımızda açı ortaydır. Yani şurası bizim K açısının açı ortayıdır diyoruz. O halde katlama çizgisi ne oldu? Açı ortay oldu diyoruz. Arkadaşlar bakalım. Şöyle bir açıklama yapalım o zaman size. Kenar ortayı bulabilmek için köşeleri birleştiriyoruz. Orta noktası belirleniyor. Ve karşı köşeyle birleştirilir arkadaşlar. Burada olduğu gibi açı ortay için arkadaşlar ne yapılır? Açı ortay için diyorum. Kenarlar çakışacak şekilde üst üste gelir. Üst üste katlanır diyelim. Açınca ortaya çıkan katlama çizgisi açı ortay olur diyoruz. Evet. Bu da bizim için açı ortay
Olur dedik. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Üçüncü soruma bakıyorum. Evet, üçüncü soruma baktığım zaman ABC üçgeninde BD 8 santimetre, DC 5x eksi 2 santimetre ve AD kenar ortaydır. Bakın AD doğru parçasının kenar ortay olduğunu söylüyor. Buna göre x kaç santimetredir diye soruyor. Arkadaşlar eğer AD kenar ortaysa BD ile DC birbirine eşittir demektir bu. BD'nin uzunluğu DC'nin uzunluğuna eşittir diye düşünüyoruz. Arkadaşlar şöyle deme durumumuz yok. Yani bakın burada BD küçük gözüküyor, DC daha büyük gözüküyor diye bir durum yok. Çünkü bana bilgi olarak AD'nin kenar ortay olduğunu söylüyor. Yani kenarı iki orta parçaya ayırdığını söylüyor. Biz o zaman bunu eşit kabul edeceğiz. O halde diyorum ki 5x eksi 2 eşittir 8'dir diyorum. X'i bulabilmek için karşıya artı 2 olarak gönderiyorum. 5x eşittir 10 ise x'in değerini her iki tarafı 5'e bölüyorum ve 2 santimetre olarak buluyorum. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet, dördüncü etkinliğe baktığım zaman ABC üçgeninde BAD açısının ölçüsü 38 derece, DAC açısının ölçüsü 3x artı 8 derecedir. Buna göre x değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın bilgi olarak bize aşağıda açı ortaydır, kenar ortaydır veya başka bir şey dememiş. Ama yukarıda baktığımız zaman açının içinde iki tane noktamız var. Bu iki tane nokta bunların birbirine eşit olduğunu gösterir. O halde arkadaşlar ne diyorum? 3x artı 8 eşittir 38 diyoruz. Artı 8'i karşıya eksi 8 olarak gönderiyorum. 3x eşittir 30 ise x eşittir 10'dur diyoruz sorumuzun cevabını. Evet, bir sonraki soruma geçiyorum. Evet, bakın arkadaşlar burada da bir de yükseklikten bahsediyor. Yükseklikte durum nasılmış bakalım bir. Aşağıda ABC üçgeninde AC kenarı BC kenarı üzerine katlanıp açıldığında AC kenarı BC kenarı üzerine arkadaşlar. Bakın şöyle düşünüyoruz. Şu köşe kendi kenarı üzerine katlanıyor. Dikkat edelim. Belli bir noktada katlanıyor ve oluşan kat çizgisi arkadaşlar. Bakın köşe kendi kenarı üzerine yani BC kenarının üzerine katlanıyorsa biz buna yüksekliktir diyoruz arkadaşlar. Bu kat çizgisi yüksekliktir diyorum. Şimdi burada üçünü beraber tekrar edelim isterseniz. Eğer ben BC kenarına ait arkadaşlar kenar ortayı belirlemek isteseydim B ile C köşesini katlardım ve karşı köşeden o katladığım çizgiyi birleştirirdim. Bakın B ile C köşesini katlar, birleştirirdim. Eğer ben açıortayı isteseydim, A açısının açıortayını AC kenarını BC kenarı üzerine getirdim arkadaşlar. Bakın şuraya getirirdim. Şöyle açıkta kalırdı. Ve açtığım zaman oluşan çizgi benim için ne olurdu? Açıortay olur diye söyleyelim. Evet. Zaten yüksekliği de burada göstermiş olduk. Tekrar cevabımızı yüksekliktir diye yazalım. Evet, bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet, altıncı soruma baktığım zaman ABC üçgeninde AD açıortaydır. Zaten arkadaşlar bakın burada birbirine eşit olduğunu göstermiş. Buna göre BAC açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar eğer AC açıortaysa 5x artı 6 ile 7x eksi 6 birbirine eşittir diyorum. 5x artı 6 7x eksi 6 eşittir. Buradan 5x'i sağa, eksi 6'yı sola alıyorum. 6 artı 6'dan 12 eşittir. 2x ise et x'in değerini 6 olarak söylüyorum. O halde herhangi bir açımın ölçüsünü bulacak olursam 5x artı 6'yı yerine koyarım x'i arkadaşlar. 5 çarpı 6 artı 6 30 artı 6'dan
36 derecedir. Benden BAC'yi istiyordu. BAC ikisi arkadaşlar. O halde BAC'nin ölçüsü 2 çarpı 36 dereceden 72 derece olur diye söylüyoruz. Evet, bir sonraki soruma geçiyorum. Evet. ABC üçgeninde AH BC'ye diktir. AB AC'ye eşittir arkadaşlar. Yani ikizkenar üçgendir aynı zamanda ve HAC açısı HAC 40 derecedir. Buna göre aşağıdaki açıların ölçüleri bunu diyor arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Eğer bir üçgende yükseklik aynı zamanda arkadaşlar ikizkenar üçgenden dolayı eğer kenar ortaysa bu yükseklik aynı zamanda bizim için açıortaydır. Bakın burada üçü beraber aynı anda olur arkadaşlar. Yani ikisini sağlıyorsa yani atıyorum bir doğru parçası yükseklikse aynı zamanda açıortaysa biz onu kenarortay olarak da kabul edeceğiz. Yani üçü beraber aynı çizgide birleştir diye söylüyoruz. O halde ben buraya 40 derece diyorum. O halde tepe açımız ne oldu arkadaşlar? 80 derece oldu. Benden neresi? HCA açısına. HCA. Şimdi bakın buralar 40 derece 40 derece. Toplamı 80 derece. Üçgenin iç açıları toplamı 180'di. 180'den 80'i çıkartırsam 100 derece taban açılar için kalır. O halde ben 100'ü 2 eş parçaya ayıracak olursam 50 derecedir diyorum. Şu HCA açısının ölçüsünü. HBA arkadaşlar HBA da tabii ki ne olur? Yine 50 derece olur diyoruz. Çünkü ikiz kenarda taban açıları birbirine eşittir diyoruz. Son olarak da BAH açısı. BAH onu da zaten 40 derece olduğunu açıortaydan dolayı söylemiştik. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki soruma geçiyorum. Evet, 8. soruya baktığımız zaman şekildeki ABC üçgeninde B köşesinin C köşesinin üstüne gelmesiyle oluşan kaç çizgisi AD'dir? Arkadaşlar bakın B köşesiyle C köşesini birleştirdi. Bu ne demekti bizim için? Elbette kenar ortay demekti. Şimdi kenar ortay aynı zamanda bakın arkadaşlar burada ikiz kenar üçgen görüyorum. Yani bunlar taban açıları da birbirine eşittir diyorum. O halde bu aynı zamanda benim için nedir? Açıortaydır. AD çizgisi hem kenarortaydır hem açıortaydır. Evet devam edelim. Ne istiyor arkadaşlar? BAD. Yani şurası 28 derecedir. Buna göre ACB. Evet şuradaki açı istiyor. Arkadaşlar burası 28 derece ise tepe açısı yani BAC açısı 2 çarpı 28'den 56 derecedir. Çünkü burası da 28 derecedir. Ben 180 dereceden 56'yı çıkaracak olursak 124 derece olarak taban açılarını bulurum arkadaşlar. Taban açılarının ikisi beraber. Şimdi ACB açısını istediğine göre ...124 dereceyi... ...2'ye böleriz arkadaşlar. Ne olur? 124'ü 2'ye bölersem... ...62 derece olur diyoruz. Bakın burası 62 derece... ...burası da 62 derecedir diyorum. Evet. Sorumuzun cevabını 62 derece olarak veriyoruz. Evet bir sonraki soruma geçiyorum. ABC üçgeninde AF... ...BAC açısının açıortayıdır. BAC BAC'nin AF arkadaşlar bakın şu bununla bu birbirine eşit. Evet devam ediyorum. C açısı 48 derece. B açısı 64 derece.
olduğuna göre arkadaşlar HAF kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle görüyorum. Öncelikle taban açılarını topluyorum. 64 artı 48. 12 elde var 1. 6, 4 daha 10. 1 de elde 11. 180 dereceden çıkarıyorum. 8, 6, 68. Bu 68 derece tepe açısının tamamı. 68'i 2'ye bölecek olursam 34 derecedir arkadaşlar. Neresi? Bakın şu BAC açısı veya BAF açısı arkadaşlar. BAF açısı eşittir diyelim. FAC açısı ve bunlar 34 derecedir diyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Bakın burası 34 derece. Şunun tamamı 34 derece. Yani şuraya kadar olan kısmı 34 derece. Burası 90 derecedir. O halde ben sadece BAH açısını bulmak istiyorum. BAH açısı. Bakın bir tarafı 90 derece. O halde ne yaparım? 90 ile 64 toplar. 180'den çıkarırsam BAH açısının ölçüsünü bulmuş oluruz diyorum. 90 ile 64 toplarsam 154 derecedir. 180'den 154'ü çıkartırsam 26 derece olur diyorum. Neresi arkadaşlar? Bu açı. O halde benden istediği, bakın şunun tamamı 34'tü. Benden istemiş oldu. HAF açısı 34'ten 26'yı çıkarsam 8 derecedir diyoruz. Sorumuzun cevabı arkadaşlar. Yani şurası, sadece burası 8 derecedir. Çünkü ikisinin toplamı 34 derece olacak diye söylüyoruz. Evet arkadaşlar, bu soruyla burada dersimizi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.